Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda geçenlerde incelediğimiz Vivo V30'un küçük kardeşi V30 Lite'ı stüdyomuzda misafir ediyoruz. Adı üstünde V30'un daha uygun fiyatlı ve kırpılmış versiyonu gibi düşünebileceğimiz bu telefon bize neler vaat ediyor? Gelin birlikte bakalım. Orta segment diyebileceğimiz V30 Lite'da ilk fark ettiğimiz konu tasarımının V30'da biraz daha farklı olması. Vivo V30'un genel hatlarını X serisine, yani markanın amiral gemisi sınıfı cihazlarına benzetirken Lite modeli daha çok V25'e ve hatta V23'e benziyor. Donanım tarafında da V30'dan farkları var tabi. Ama batarya tarafında V30'la benzerlikleri var. O detaya birazdan değineceğiz. Cihazın kutusuna bakalım hızlıca. Kutudan cihazla birlikte 80 wattlık hızlı şarj adaptörü ve kablo çıkıyor. Bu konuda hala cömert davranan markalardan biri Vivo. Cihaz bu yıl görmeye alıştığımız keskin hatlarla ve yan çerçevelerde parlak, arka tarafta ise mat ve dalga desenli bir yapıda tasarlanmış. Neredeyse %92'lik bir ekran gövde oranı var. Bu da ekran büyüklüğüne rağmen o kadar büyük bir telefon değilmiş hissi veriyor. Telefonun arka kısmında renk değiştiren florit AG cam kullanılmış. Bu camın esprisi UV ışığına maruz kaldığında renk değiştirmesi. Güneş altında telefonun yeşil tonu değişiyor ve ayrıca UV ışıklı fenerle de telefonun yeşil tonunu değiştirebiliyoruz. Bunu Vivo'nun Dünya Kupası sponsoru olduğu dönemde çıkardığı V25'te görmüştük. Aynı özelliği V30 Lite'ta da görüyoruz. Bu deseni beğenme konusunda zevkler ve renkler meselesi diyebiliriz tabii ki. Kullanıcılara göre çok değişken ama farklı olduğunu söylemek lazım. Vivo her yıl bize bu tarz farklı görünen, ya bu telefonu kılıfsız kullanmak lazım aslında denecek telefonlar sunuyor. Bu arada kılıfları her ne kadar tasarımlarını, rengini, desenini böyle seçip severek kullansak da asıl işlevi telefonu korumak. Kutudan da zaten kılıf çıkıyor. Yani kılıfsız kullanmaya cesaret edemiyoruz ama Vivo bu konuda cihazı çoğu senaryoda test ettiğini söylüyor. Dediklerine göre telefon alçak mesafeden düşme testinden 32 bin kez başarıyla geçmiş. Ayrıca IP54 sertifikası var telefonda, yani toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. V30 Lite'ın fiyat performans segmentinde ayrıştığı diğer bir konu da batarya ve adaptör. Telefonda 5000 mAh batarya var. Bu şu anda standart diyebileceğimiz bir batarya seviyesi. Ama ayrıştığı nokta pil sağlığı ve pil garantisi. Vivo V30 ve V30 Lite Android telefonlarda batarya sağlığını yüzdesel anlamda gösteren ilk telefonlar ve Vivo iki telefona da 4 yıl pil garantisi veriyor. 1600 şarj döngüsünde %80 batarya sağlığı iddiaları var. Bu gelecekte bazı Y serisi modelleri için de geçerli olacak bu arada. Bilmeyenleriniz için belirtelim, Y serisi markanın daha çok giriş segmenti cihazlarından oluşuyor. Kutudan çıkan 80 wattlık şarj adaptörü bu segmentte görmeye pek alışık olmadığımız iyi bir adaptör. Hatta artık çoğu kutudan adaptör çıkmadığını düşünürsek bayağı iyi bir adaptör. Markanın iddiasına göre telefonu yarım saatte %80 şarj ediyor. Kuru kuru konuşmayalım, gelin bir deneyelim. Cihazın diğer bir özenildiği nokta ekranı. 120 Hz AMOLED, pikte 1800 nite kadar parlaklığa sahip 6.6 inçlik bir ekran var V30 Lite'da. Ayrıca meraklısı için %100 P3 desteği de var ekranda. 1800 nit güneş altında kullanım için iyi bir parlaklık değeri. Ve bence iyi bir deneyimi var telefonun. Dizi film izlerken keyif verir yani. Donanım tarafında ise Snapdragon 685'i görüyoruz. Kendisi 1 yaşında, 6 nanometrelik mimariye sahip, orta segmentlerde tercih edilen bir işlemci ve yine meraklı aklısına söyleyelim 5G desteği yok. Lite model olduğu için bu işlemcinin tercih edilmesine normal diyebilirim. Bu modelde daha çok ekran ve tasarıma odaklanmışlar. Onun dışında telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama görüyoruz. Ayrıca 8 GB sanal RAM seçeneğimiz de var. Genel donanım itibariyle çok çok yüksek performans sunmayı amaçlayan bir telefon değil. Ama şimdi böyle deyince de oyun testi yapmadan olmaz. Gelin bir PUBG atalım ve performansını görelim. We'll be right back.
Donanımla ilgili son olarak telefonun Android 14 ve FunTouch 14 ile birlikte geldiğini belirtelim ve kameralara bakalım. Vivo V30 Lite'ın kamera tarafında üçlü kamera dizilimi görüyoruz. 50 megapiksellik ana kamera, 2 megapiksellik bokeh kamerası ve ışık titreşim sensörü. Ana kamera f1.8 diyaframa sahip ve portre çekiminde bokeh kamerasından destek alıyor. Ön kısımda ise 8 megapiksellik bir kamera var. Hem ön hem de arka kamerayla 1080p çekim yapabiliyoruz. Bir yorum yapmam gerekirse kamera tarafında yüksek beklentileriniz varsa tüm ışık koşullarında güzel fotoğraflar ve videolar çekmek sizin için önemliyse dostlar, Lite değil de V30'a bakmakta fayda var. V30 Lite adı üstünde biraz kırpılmış bir telefon kamera tarafında. Asıl yetenek V30'da bu konuda. Evet dostlar, Vivo V30 Lite genel hatlarıyla böyle bir telefon. Genel olarak şöyle bir toparlayacak olursam, ekranı ve garanti artısı olduğu için bataryası bence en çok öne çıkan kısımları. Bu videoda daha genel hatlara odaklandık. Şu sıralar cihaz 17.999 TL'ye satılıyor ve aldığınızda 4 yıl pil değişim garantisine ek olarak artı 1 yıl ek garanti ve 1999 TL'ye satılan TWS3E kablosuz kulaklık hediye geliyor. Bir de sepette 1000 TL indirim uygulanıyor. Detayları açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Sizler telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde satar mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.